Merhaba kıymetli takipçilerim, değerli dostlarım, Özgün Şef'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlere çok güzel bir tarifi paylaşacağız. Bugünkü paylaşacağımız tarif, ızgara köfte evde nasıl yapılır, piknikte nasıl yapılır, nasıl hazırlanır, bunu sizlerle paylaşacağız. Bütün detaylarını sizlerle özellikle paylaşacağım. Lokantalarda nasıl yapılıyor, restoranlarda nasıl yapılıyor, bu ızgara köfte bizler de evimizde yapabilir miyiz diye soranlar olmuştu takipçilerimize. Bugün bu güzel ızgara köfte tarifini paylaşacağız. Sizler kaleminizi, kağıdınızı elinize alın. Bizler de köftemizi hazırlamaya başlayalım. Ama kasabınız, lütfen kasabınızı seçerken düzgün bir kasap seçin. Etinizi düzgün ve kaliteli bir et almayı unutmayın. Bizler de sizlere en güzel tarifleri paylaşmaya devam edeceğiz. Umarım bugünkü paylaşacağımız tarifi beğeneceksiniz. Kanalımıza destek olmayı ve takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Şimdi sizlere malzemelerimizi sayalım. Ardından köftemizi hazırlamaya başlayalım. Evet, kıymetli takipçiler, şimdi sizlere malzemelerimizi öncelikle sayalım. Ardından hazırlamaya başlayalım köftemizi. 750 gram yağsız dana kıyma, 250 gram çekilmiş kuzu boşluğu, 3 çay kaşığı karabiber, 1 çay bardağı galeta unu, 1 baş kuru soğan, 3 diş sarımsak, yarım çorba kaşığı tuz ve bir adet yumurta. Evet kıymetli dostlarım, ne yaptık, malzemelerimizi saydık. Şimdi hazırlamaya başlıyoruz köftemizi. Şöyle kıymamızı tepsiye koyuyoruz. Şöyle kuzu boşluğumuz, bunu da ilave ettik. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Karabiberimizi ilave ediyoruz. Galeta unumuzu ilave ediyoruz. Şimdi soğan ve sarımsakları ilave edeceğiz. Soğanımızı geniş ağızla rendeliyoruz şöyle. Blenderınız varsa evde blenderla da çekebilirsiniz. Ama rende ile daha güzel oluyor. Tabii gözleriniz yanabilir ama rende ile daha güzel oluyor çünkü fazla acımaz. Ama blenderda soğan acıma yapar. Evet, soğanımızı şöyle rendeledik. Şimdi küçük dişli tarafıyla da sarımsakları rendeleyeceğim. Üç diş sarımsak vardı. Üç diş sarımsağı da ilave ediyorum. Evet, sarımsağımızı da ilave ettik. Soğanlarımızı ilave ettik. Kimyon da ilave edebilirsiniz. Arzu ederseniz kimyon kullanabilirsiniz ama ben kimyon kullanmıyorum. Çünkü etin kendi doğallığını bozmak istemiyorum. Bir adet de yumurtamız vardı. Yumurtamızı da kırdık. Şöyle. Ardından güzelce hemen yoğuruyoruz. İyice lastik gibi olana kadar yoğuracağız köftemizi. Ne kadar güzel yoğurursak köftemiz o kadar güzel olur. Bundan emin olun. Yapmış olduğumuz köfte ev köftesi değil. Restoranlarda yapılan, lokantalarda yapılan köfte. Tabi Anadolu'da hiç galeta unu veya da ekmek kullanmazlar birçoğu yerde. Ama biz sizlerin kolay yapabilmesi için, rahat pişirebilmesi için içine bir çay bardağı galeta unu ilave ettik. Yoğurmaya devam ediyoruz. Güzelce hemen köftemizi yoğuruyoruz. Evet, köftemiz yavaş yavaş macunlaşmaya başladı. Kuzu boşluğu bunun için de çok önemli. Gerçek tadı lezzeti veren
Kuzu boşluğu. Evet, şimdi köftemizi yoğurduk. Yaklaşık bir 10 dakika kadar dinlendireceğiz. Daha sonra işlemeye başlayacağız. Evet, kıymamız dinlendi. Yaklaşık bir 10-15 dakika dinlendi. Şimdi köftemizi işlemeye başlıyoruz. Köftemizi ceviz büyüklüğünde yaparsak daha çabuk, rahat pişirebiliriz. Ama daha kalın da işleyebilirsiniz. Ben ceviz büyüklüğünde aldım. Şöyle bu şekilde üzerine basıyoruz. Altta da üstte de elimizin izi çıkabilecek şekilde. İsterseniz bunu presle yapabilirsiniz. Şöyle yuvarlak bir şekilde şu elinizin tabanıyla basabilirsiniz. Şu şekilde de işleyebilirsiniz. Sizin tercihiniz. Şöyle elinizin tabanıyla, yani avuç içinde ve elinizin tabanını basıyorsunuz. Şu şekilde yapabilirsiniz. Evinizde rahatça, kolayca yapabileceğiniz. Şimdi de değerli takipçilerim, şöyle bir yorum gelebilir bu videoda. Neden karbonat katmadınız diye. Karbonat köfteyi hem çok şişiriyor hem aşırı lastiklendiriyor. Ben buna çok şahit oldum. Yenecek gibi değil gerçekten. Onun için ben tercih etmiyorum. Kimseye de tavsiye etmiyorum karbonat. Lezzetli bir şey yemek istiyorsanız kimyasal bir şey kullanmayın. Katkı maddesi kullanmayın. Yani burada görmeniz gereken, fark etmez şu yağları görüyorsunuz. İçerisinde beyaz beyaz yağlar görünüyor. Bu kuzu boşluğu. Gerçek lezzeti verecek olan şu içindeki yağlar. Kuzu boşluğunun aroması. Fazla baharata boğmayın. Sadece karabiber yeterli olacaktır. Sarımsak, soğan. Zaten güzel bir aroma veriyor. Mangalla ilgili, ızgarayla ilgili daha çok size tarifler paylaşacağım. Özgün Şef YouTube kanalımı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Ne kadar desteklerseniz o kadar sizinle daha çok tarif paylaşacağım. Köfte tarifinden sonra kanat ızgara tarifi paylaşacağım. Sizlere tavuk, şiş, çöp şiş, daha sırayla gelecek ciğer. Bunları hepsini sizlerle paylaşacağım. Bizi takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.